İştahıyla başı dertte olanlar dikkat. Hava soğuyunca vücudun dengesi de şaşıyor. Yeme içme düzenini dengelemek çok zor. Peki iştah patlamasıyla nasıl başa çıkacağız? İşte uzmanından tarifler. İştahınız açık mı bu ara? Bayağı açık bu ara. Çok açık. Yeni kahvaltıdan geldim. Çünkü bayağı 10 dilim falan ekmek yedim. Vallahi ne bulursam yiyorum. Belli olmuyor mu? Benim hep iştahım açık. Yediğimden. Canım iştahım. Hava sıcaklığı sürekli değişiyor. Aniden düşüyor, aniden yükseliyor. Havayla birlikte iştah düzenimiz, yeme içme düzenimiz de değişiyor. Soğuktan dolayı herhalde vücut yağ depoluyormuş. Harika. Bazı zamanlarda iştahı kontrol altında tutmak çok zor. Bir oturuşta yarım kuzu yiyebilirim. 5 hamburger yerim cipsleriyle beraber. Peki ne yapacağız? Sürekli kilo mu alacağız? Bunu frenlemenin bir yolu yok mu? Özellikle kış aylarında, hele ki akşamlar uzunsa, iştahınızı dengelemeniz zorlaşabilir. Daha fazla çikolata yemek istiyoruz tabii ki. Eğer eksik peynir, süt, yoğurt, yumurta ya da et tüketirseniz gün boyu aç hissedebilir, karbonhidrat içeren gıdaları daha yoğun tüketme isteğiyle karşılaşabilirsiniz. Güzel şeyleri severim. Öyle her şeye iştahım yok. Mesela bir gün çok yediysem diğer gün daha az yiyorum. Yetersiz uyku iştahınızı kapatmanızda size zorluk yaratabilir. Her pazartesi rejime başlıyorum. Geçen sene bu zamanlar 190 kiloydum. Şu anda 93 kiloyum. İştahı nasıl frenlediniz? Mesela kuru incir, kuru kayısı, ceviz içi. Yoğurdu tek başına tükettiğinizde ortalama 2 ila 4 saatlik bir tokluk süresi sağlayacak. Bir tatlı kaşığı kadar zerdeçal ilave ederseniz daha tok hissetmenize yardımcı olur. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar da karabiberimizi ilave ediyoruz. Bir miktar da fındık ilave ediyoruz. Otomatikman iştah frenleniyor. 2 yemek kaşığı kadar fesleğenimiz var. Bir yemek kaşığı karabiber, bir yemek kaşığı kadar da kekik var. Bir çay kaşığı kadar kırmızı pul biber, kimyon, kuru nane. Gün boyu bu baharat karışımını kullandığınızda açlığınızın yatıştığını fark edeceksiniz. Bütün bu tariflerle uğraşmak istemiyorum derseniz, o zaman domates suyunun kapısını çalıyoruz. Bir fincan sütlü kahve yaklaşık 4 saat tok kalmanızı sağlıyor.